hoş geldin. Geçiyordum, arabanı gördüm. Bir göreyim seni dedim. Merak etme. Onu kovmadım. Bugün izin günü. Sağ ol. Böyle kolay ulaşılabilir bir yerde olması çok işime yarayacak. İkiniz de söylemeseniz de ortada bir tek gerçek var. Senin onu terk etmiş olman. Bunu yapmış olmana rağmen neden hala onunla işin bitmedi? Hande, ben sana zaten yeterince açık olmaya çalışıyorum. Bana böyle cevap veremeyeceğim soruları sorma. Tamam, sormayacağım. Sen de zavallı kızla istediğin gibi oyna. Zavallı? Niye öyle dedin? Ne kadardır tanıyorsun ki? İsviçre'de tanıştık. Güneş nasıl biri? Onu ilk tanıdığımda imkanlarına, güzelliğine, akademik başarısına rağmen fazla alçak gönüllü olduğunu düşünmemdi. Ya orada bir ay geçirdim. Onunla çok yakın değildim ama onunla geçirdiğim zaman içinde anladım ki gerçekten kusursuz bir kız. Yapma anne. O narin prenses havaları, o kanatsız yardımsever melek halleri. Hiç mi oynamıyor? Hepsi mi gerçek? Sana ne söylersem söyleyeyim, benden tam tersini duymak isteyeceksin. Ama üzgünüm Emir. Yani Güneş hakkında seni sevindireceğim çok bir şey yok. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Ona saf diyebilirsin. Asosyal, hayat cahili. Hatta saflığını aptallıkla karıştırabilirsin. Ama ona başka hiçbir şey söyleyemezsin. Çünkü üzerinden akıp gider. Biraz daha konuşursan Sancaktar soyadını kazara aldığını düşüneceğim. Evet. Yani Güneş'in tek kötü yanı Yavuz Sancaktar'ın kardeşi olması. Tek yanlışın bütün doğruları götürmesi gibi.